Cumhurbaşkanı'ndan önce HDP'ye heyet gönderilmesi, tabii ki onun kararlıdır bu. Sonra da İyi Parti'ye tekrar bir davet, sizin orada ne işiniz var, hani siz iyi insanlarsınız Ha, evet. manasında bir açılım yapması. Bunlar tam olarak ne amaç ne bunlarda? Yani bir imajı değiştirmek mi amaç? Yok Bir yani sonuç... o netice itibariyle baktığınızda şu dediğim bilimsel, matematiksel hesaplar bunda rol oynuyor. Oradan 3 puan, buradan 2 puan. Gelmese bile hiç değilse yani oraları nötralize edebilecek herhangi bir şey. Yani İyi Pansuman Parti'nin evet yani. demeyeceği açık buna. Çıktı ama Ama yani ilişkileri neticede. daha şey yapmak mı? Ama gelse Geçişte. yani bunu rahatsızlık olarak görmez yani. Niye İyi Gelse Parti'yi niye? seçiyor? Yani mesela Büyük Parti. masada. Pazarlığı açık gibi görüyor galiba. Yani o tabii şimdi baktığınızda yani ben biliyorsunuz 25 yıla yakın Ankara'da gazetecilik yaptım. Siyasete çok yakın durdum. Dolayısıyla orada bir siyasetin gelişmelerinin görünen yüzü bir de bizim göremediğimiz ancak irdelediğimiz zaman fark edebildiğimiz meclis koridorlarında kulis dediğin yerlerde İki milletvekilinin farklı partilerden görüşmeleriyle başlayan, konuşmalarıyla başlayan ama sonuç almayı getiren pek çok olayların yaşandığını, görünenin arkasında bir takım olayların, gelişmelerin yaşandığını biliyorum ben şahsen. Kendim de tanığı olduğum o şeyler var. Dostlarla yemeğe gittiğimiz bir ortamda, yan masada o sırada iktidar olan üç partiden birinin önemli isimleri, iki üç isim. O sırada muhalefete düşmüş olan geçmişin iktidarının önemli birkaç isimleri. Sonradan masaları birleştirdiler. O arada bir başka masadan da üniforması üzerinde olmadığı halde birisi gelip onlarla birlikte. Biz de uzak bir yerde, aynı restoranda uzak bir yerde oturuyoruz. Ve onun o masada buluşmanın gelişmeleri sonucunda 3 Kasım 2000